Sevgili YouTube, hoş geldin. Sert Çehre kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Aras, Asel, Haras ve Hasam arasındaki büyük mücadele nereye varacak? Sert Çehre bölüm 2. Her zaman, her yerde. Ben öyle ne yapacağımı bilmeden etrafıma bakarken elime tutuşturulan elbiseye baka kaldım. Ona baktığımda gülümseyerek bana bakıyordu. Ooo, güzel. Peyami Altınsuyu, arka sokaklar finali gibi hepsi Rıza Baba'nın hayali olabilir. Fazla ümitlenmeyin derim. Hayda. Peyami, spoiler oğlum. 100 boncukla atmışsın spoiler'ı. Peki. Ona baktığımda gülümseyerek bana bakıyordu. Bu çocuk gülümseyince ayrı bir yakışıklı oluyordu. Of, ne diyordum ben ya. Beyaz elbiseyi elime aldım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Babam ve abim dediği abisi kesin şey çıkacak değil mi? Haras çıkacak. Bu Aras, abisi de Haras. Ama yo, yurt dışından falan geldi o mafya. Beyaz elbiseyi elime aldım. Bağırma lütfen. Asel korkuyor. Annemin bağırmasıyla gözlerimi açmaya çalıştım. Allah kahretsin, olmuyor. Yutkundum. Gözlerim dolduğunda beyaz elbiseyi yerine taktım. Beğenmediysen başka bir şey seçelim ama sana bu renk çok yakışır. Arkamdan konuştuklarını duyduğumda kendime geldim. Aha, çember zamanı. Çok az zaman kalmış da çemberde. Açabileceğiz mi acaba? Çember var ya, çok kötü bir yere kapandı ha. Net bizi bağırtarak öldürürler burada. Beyaz sevmem, başka bir rengi olabilir. Kafasını anlayışla salladı. Aynı elbisenin siyahını eline aldığında gülümsedim. Allah Allah ya. Elbise de elbise ha. Allah, burada nereye yatsak iş ha. Koç yiğitler, burada yatacak çok bir yer yok. Evin içine yatacağız. Ben şuraya girdim, gerisi sizde. Hadi kolay gelsin. Elbise de elbise. Bu kombini düşünebilirsiniz. Kuaförden çıktığımda ilk defa bu kadar süslendiğimi görüyordum. Mezuniyetimde bile bu kadar makyaj yapmamıştım. Gördüğüm siyah Land Rover ile oraya yürümeye başladım. Arabaya bindiğimde parfüm kokusu burnuma doldu. Hiç ses çıkmazken merakla yanıma baktım. Takım elbisesini giyip saçlarını güzelce şekil vermiş bir halde bulmayı beklemiyordum. Galiba gerçekten çok önemliydi bu yemek. Çok güzel olmuşsun. Hazırsan gidelim. Gülümsedim. Teşekkür edelim, gidelim. Gözlerimi kaçırıp önüne döndüm. Heyecandan ellerim titrerken ailesiyle nasıl konuşacağımı soru işareti, ne diyeceğimi soru işareti hiç bilmiyordum. Biraz kendinden bahseder misin? Ona baktığımda bana yandan baktığını gördüm. 22 yaşındayım. Kitap okumayı ve yazmaya bayılırım. Tek başıma yaşıyorum ve bir iş arıyorum. Dalgayla söylediğim söze güldüğümüzde bir an duraksadı. Tek kaşını kaldırıp bana baktı. Ailenle neden yaşamıyorsun? Boğazıma oturan yumruğuyla beraber derin bir nefes aldım. Ailemi 4 sene önce kaybettim. Arabada derin bir sessizlik oluşurken ne diyeceğini bilmeden arabayı durdurup bana baktı. Özür dilerim, bilmiyordum. Seni üzmek istemem ama nasıl kaybettin? Burnumu çekip cevap verdim. Aslında bunu atlatmam gerekmiyor muydu? 10 yıl geçmişti. Neden hala o ilk günkü gibi acısını anımsıyordum? Ana, bizimkiler... Şahitler heyecanlandığına göre... Koç yiğitler, nereye gideceğiz? Bu taraf mı? Buradan arkadan bir çıkış vardır belki. Gelin hele. Bak camdan. Koç yiğitler, bana bir şey olursa... Harita size emanet. Koç yiğitler, ben yattım, harita size emanet. Artık daha böyle ortaya yatıyorum. İster yatın ister yatmayın. Benim elimden gelen en iyisi bu. Girdik mi la çembere? Girmemişiz. Girdik galiba, bilmiyorum ki. Koç yiğitler sıkıyorlar. Aa, bizlere mermi atılıyor koç yiğitler.
Helal be. Arkadan da gelen var ha. Ah, ah be. Neyse, güzel geldik. Güzel geldik. Güzel geldik, güzel. Hoş. Vurduk bizi. Vurdular bizi krallar be. Sergen Erol ikinci ayında hoş geldin. Evet. Trafik kazası. Sağıma baktığımda gelmiş olduğumuzu gördüm. Arabadan indiğimizde yanıma geldi. Tekrardan özür dilerim. Pot kırmak istemem içeride, o yüzden fazla soru sordum. Hazırsan gidelim. Heyecanla kafamı salladım. Bu arada ceketimi değiştirmeye karar verdim. Niye hayırdır diyeceksiniz? Çünkü benim önceki kıyafetlerim bence çalılıkta dikkat çekmemek adına daha iyi kıyafetlerdi. Gün geçtikçe bunları düşünüyordum. Tamam. Sıcacık eli elime değdiğinde irkildim. İlk defa bir erkeğin eli elime değiyordu. Nasıl lan? Daha 5 dakika önce elinden tutup götürdü ya seni hastanede oradan oraya. Oho. Kardeşim. Ah, çocuklarımın babası beni affet. What? Okey. Neyse. Kapıyı çaldığımızda karşımıza çıkan kadın ile nefesimi tuttum. Babanız içeride sizi bekliyor Aras Bey dediğinde nefesimi rahatça verdim. Bir an annesi zannetmiştim. İçeriye girdiğimizde bizi karşılayan tonton bir amca ile karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Takım elbiseli ama şirin bir adamdı. Hoş geldiniz çocuklar, biz de sizi bekliyorduk deyip oğluna sıkıca sarıldı. Hiç babasına benzemiyordu Aras. Galiba annesine benziyordu. Hoş geldiniz diyen sesle o tarafa döndük. Savaş, kara soy. İşte şimdi gerçekten faka basmıştım. Bölüm sonu. Savaşa sinir olanlar, Asel'i akıllı bulanlar, Aras'ı sevenler. Dördüncü bölüm. İnsan çok sevdiği halde neden her defasında terk edilir? Ve beklenenler neden hep vazgeçildikten sonra gelir? Asel'den. Elim ayağım buz tutmuş karşımdaki adama bakıyordum. Hayattaki şansım %1 bile değilken bunu garipsememem normal değildi. Aras Bey'in abisi mafya patronum muydu? Tanıştırayım. Savaş Karasoy kuzenim ama öz abim gibidir. Abicim bu da Asel sevgilim. Bizi tanıştırırken ne yapacağımı bilmiyordum. Elini bana uzattığında titreyen ellerimi uzatmaya korktum. Aras bana bakarken el mecburi elini tutup sıktım. Merhaba Asel, memnun oldum. Ha pardon. Merhaba Asel, memnun oldum. Sesi alay eder gibi çıkıyordu. Ama bunu sadece bana karşı yaptığını biliyordum. Memnun oldum deyip elini çektim. Of Allah'ım, nasıl bir tuzağa düşmüştüm böyle? Hadi çocuklar, sofraya geçelim. Yemekler hazır. Aras'ın babası konuşurken biz çoktan sofraya geçmiştik. Aras sandalyemi çekerken ben ona tebessüm edip oturdum. Sabah öyle babası bir su, yüz, lafını bitirseydi öyle geçseydiniz. Ha, aç gibine geçtiniz hemen. Düşünsene adam da hadi çocuklar sofraya falan derken hemen geçiyorlar hayvan. Dur. Önce bir adam otursun ya. Aras sandalyemi çekerken ben ona tebessüm edip oturdum. Savaş bize öylece bakarken elimle oynamaya başladım. Aras yanıma oturduktan sonra yemekler yenilmeye başlandı. Tabii benim iştahım kaçtığı için çok bir şey yiyemiyordum. Asel, anlat bakalım. Nasıl tanıştınız? Savaş'ın sesini duymamla suyundan bir yudum içerek kendime gelmeye çalıştım. Neyin, kimin suyundan? Savaş'ın suyundan mı, Aras'ın suyundan mı? Neyse, her türlü afiyet olsun. Ona bir şey demedik de kardeş. Kafamı çevirip Aras'a baktım. O zaten bana bakıyordu. Hastanede tanıştık. Aynı hastanede görev yapıyoruz. Gülümseyerek verdiğim cevabı masadaki herkes memnun ederken Savaş kaşlarını çatarak memnun olmadığını anladım. Meymenetsiz. Ne zaman dönüyorsun abi?
Aras'ın sesini duyunca yemeğimden kafamı kaldırıp ona baktım. Aras açıklama isteğiyle bana döndü. Savaş abim Amerika'dan geldi. Kafamı sallayarak onayladım. Aras'ın babası konuşmadan bizi izliyor ve dinliyordu. Düşündüm de burada kalıcı olarak kalabilirim. Sert sesi bugün bedenimi ürpertirken sesimi çıkarmadım. Nasıl yani, burada mı yaşayacaksın? Yoksa Türk kızlarından birine mi kaptırdın gönlünü? Aras gülerek konuşurken yemeğimle oynamaya devam ettim. Kızlar yüzüne bakamıyor ki nasıl aşık olacaktı? Galiba hiçbir şeyden haberi yoktu. Zavallı Aras. Abim dediğim kişi acımasız bir mafyaydı ve kendisi bunu bilmiyordu. Bilmem ama şunu demeliyim ki buradaki kızlar çok hoşuma gitti. Elimde ki çatalımı sertçe tuttuğumun farkına varıp kendimi rahat bıraktım. Bu adam ne demeye çalışıyordu? Anladım. Doğru bir karar. Hem belki bizim çocuklara amcalık yaparsın ha. Çatal elimden düşünce masadan kalktım. İzninizle ben bir lavaboya gideyim. Ne yapmaya çalışıyordu bu çocuk? Allah'tan yardım için buraya gelmiştim. Yardım etmeye çalışan aklıma tüküreyim ben. Lavaboya girip elimi yüzümü yıkadım. Aynada yüzüme bir kez daha baktıktan sonra kapıyı açıp dışarıya çıkmamla kolumdan tutulmam bir oldu. Ne olduğunu bile anlamadan odaya girip kapıyı kilitledi. Hızla bana dönerken iki adım geriledim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun küçük şeytan? Şaşkınlıkla ona baktım. Onu hiç bu kadar sinirli görmemiştim. Hiçbir şey, sadece... Sinirle üzerime yürüyüp sinirle saçlarını karıştırdı. Aras'a bir şey anlattın mı? Ne saçmalıyorsun, seni daha bugün gördüm. Bana hızla döndü ve tehdit edercesini parmağına bana salladı. Sen beni aptal mı zannettin küçük şeytan? Aras'a nasıl baktığını gördüm, onu sevmiyorsun. Aklında ne varsa çıkar yoksa... Bir şey diyeceğim zaman Aras'ın sesini duymamızla kapıya baktık. Asel! Lavabo kapısını çaldığını duyduğumuzda Savaş kilidi çevirdi. Çıkacağım vakit kolumdan tuttu. Aras'a tek bir kelime edersen seni... Kolumu elimden hızlıca çekti. Merak etme, söylemem. Odadan çıktığımda Aras arkasını döndü. Beni görünce gülümsemeye başladı. Neredeydin, merak ettim. Yutkundum. Savaş odadan çıkmamıştı. Çaycı Kod destekçimiz olmuş. Evren Yolcuları grubuna katılmış. Muhabbetlere katıl. Muhabbetlere bak. Çalışma gruplarına gir. Herkese bir merhaba de. Bir de CS'nin Noel hediyeleri şeyine bak. Noel CS'nin hediyelerinden bir tanesini seç yani. Savaş odadan çıkmamıştı. Odama çıktığım zaman Asel sesler duyup korkmuş. Merak edip odama bakmaya geldi. Odama çıktığım zaman Asel sesler duyup korkmuş. Merak edip odama bakmaya geldi. Yüzü bembeyaz olunca bir bardak su vermek istedim. Bu kadar iyi yalan söyleyen birini daha önce hiç görmemiştim. Bu adam nasıl bir şeytandı? Elimde hissettiğim el ile tebessüm ettim. Anladım. Artık gidelim mi sevgilim? Malum buradan sonra sana büyük bir sürprizim var. Kulağıma yaklaşıp konuştuğunda ürperdim. Bu kadar yakın konuşması lazım mıydı karşımda bu adam varken? Kafamı sallayıp onu onayladım. Aa, çember dışındayız. Teşekkürler şahit. Hop. Evet. Peki odayı niye o tarafa gidiyor? Kim bilir. Vardır bir sebebi. Beraber el ele aşağı indiğimizde babasıyla vedalaşıp evden çıkmıştık. O evden çıktıktan sonra rahat bir nefes alabilmiştim. Her şeyin eş zamanlı olmasına bayılıyorum böyle hikayelerde ha. Kafamı sallayıp onu onayladım. Dur. Beraber el ele aşağı indiğimizde babasıyla vedalaşıp evden çıkmıştık. Yani instant geniş zaman kullanıyorlar ya, çok bayılıyorum. Her şey aynı onda oluyor. Doktoru öyküleri gibi. O evden çıktıktan sonra rahat bir nefes alabilmiştim. Neden? Bu adam neden sürekli karşıma çıkıyordu? Arabada sessizce gittiğimizde eve gitmediğimizin farkına vardım. Ona döndüğümde suratında tebessüm eden bir ifade olduğunu gördüm. Ah keşke ben de her şeyden habersiz böyle gülebilseydim. Nereye gidiyoruz? Bana baktığında gülümsemesi büyüdü. Elimi tuttuğunda kaşlarımı çattım. Oyun bittiğine göre elimi tutmasına gerek yoktu ki. Elimi çektiğimde bozulur gibi oldu. Deniz kenarına gider otururuz diye düşündüm. Bugün atlattığımıza göre mutlu olmamız gerekiyor, öyle değil mi? Kafamı salladım. Sen atlattın. Peki ben atlatabilecek miyim Arasa Bey? Manyak bir kuzenim varken. K'si büyük. Arabayı durdurduğunda dışarı çıktık. Soğukluk kendini belli edercesine telime geldiğinde üzerime örtülen ceket ile ısındım.
Tekrar okuyorum cümleyi size. Hazır mısınız? Soğukluk kendini belli edercesine tenime geldiğinde üzerime örtülen ceket ile ısındım. Ha? Ne diyorsunuz? Bankta öylece oturduğumuzda ona sorular sormam gerektiğini düşündüm. Baban, abin ne iş yapıyor? Sesim normal çıkarken rahatladım. Bir şey belli etmemem gerekiyordu. Birkaç şirket var. Fabrikalar, oteller, holdingler. Onları yönetmeye çalışıyorlar. Ah Aras'a ah. Gerçeği bir bilsem. Niye Aras oldu bu çocuğun ismi ya? Sen neden yönetmek istemedin? Yani neden doktor oldun? Bana baktı. İnsanlara yardım etmek beni mutlu ediyordu her zaman. Ben de doktor olmak istedim babam ne kadar istemese de. Anladım dercesine kafamı salladım. Savaş sana bir şey dedi mi? Sorduğu soruyla ne diyeceğimi bilemedim. Bana dikkatlice bakarken bir şey belli etmemek için elimden geleni yapıyordum. Ne gibi? Gözleri sinirle parladığında gözlerimi kaçırmadım. Savaş benim gibi değildir. Yani kendisinden başka kimseyi düşünmez. Masada konuştukları belki seni rahatsız etmiş olabilir diye düşündüm. Adama malını biliyor ya. Bu ne ya? Adama arasa. Bir saçma oldu her şey. Alp Giray Tokgöz ikinci ayında hoş geldin. Yok rahatsız olmadım. Bir şey de demedi zaten merak etme. Gülümsediğimde rahatladığını hissettim. Kalkalım mı? Üşüdüm. Arabaya binip evimin önüne geldiğimizde çıkmak için hareketlendim. Kolumdan nazikçe tuttuğunda canımın acımasıyla inlememek için zor tuttum kendimi. Ne oluyor ya? Kolundan nazikçe tuttuğunda canımın acımasıyla inlememek için zor tuttum kendimi. Nazikçe tuttuysa niye canın acıyor? Kolu mu kırık? Kolu çıkık mı? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Neyse. Ona döndüm. Her şey için teşekkürler Bal Hanım. Şaşkınlıkla ona bakıp güldüm. İsmimin anlamını araştırıp bana öyle seslenmişti. Rica ederim iyi geceler. Kapıyı kapatıp eve girdiğimde evin ışıklarını yaktım. Araba sesini duymamla tebessüm ettim. Bu çocuk kime çekmişti böyle? Annesi neredeydi acaba? Belki de vefat etmişti. Masanın üzerinde duran zarfla kaşlarımı çattı. Ya cümleye bak ya. Aa, adam kaslı olduğu için anladım. Aras kaslı olduğu için narince bile tutsa diye bir anda 50 şey basıyor değil mi? 50 PSU basıyor. Neyse. Masanın üzerinde duran zarfla kaşlarımı çattı. Etrafıma baktığımda masaya doğru yürümeye başladım. Ya bunlar nasıl cümleler ya? Masanın üzerinde duran zarfla kaşlarımı çattı. Kim? Etrafıma baktığımda masaya doğru yürümeye başladım. Anladınız mı? Instant geliş zaman. Titreyen ellerimle zarfı açtığımda koltuğuma oturup okumaya başladım. Zarfla çatmak şöyle oluyor değil mi? Dur bakayım ben de bir deneyeceğim. Sonuçta bir edebiyat bu. Dur. Yok olmadı ki. Ben yapamıyorum. Bu derece edebiyat bana fazla geldi. Herkes bildiği işi yapsın. Titreyen ellerimle zarfı alıp açtığımda koltuğa oturup okumaya başladım. Yanlış kişiyle oyun oynuyorsun küçük şeytan. Sen kiminle aşık attığını bilmiyorsun ama çok yakında öğreneceksin. Kendine dikkat et. Arasa bir şey olursa veya bize tek bir şey söylerse kendine mezar bakmaya başla. Tekrardan görüşmek üzere. Azrail'in. Okey. Azrail? Sen Azrail olsan kaç yazar Savaş Karasoy? Beni bunlarla korkutmaya çalışıyordu. Bilmiyordu ki ben ölümden korkmayı ailemi kaybettiğimde bırakmıştım. Yanlış kişiye yanlış şeyle tehdit ediyordu ama haberi yoktu. Sen Savaş Karasoysan ben de Asel duymazdım. Sen Azrail olabilirsin ama ben sana yalvaran kurban olmayacaktım. Bölüm sonu. Aras sizce neyden korktu? Savaşı öldürmek isteyenler soru işareti. Asel hakkında düşünceleriniz soru işareti. Beşinci bölüm. Medya. Asel duymaz. Buyurun Asel'i görmek isteyenler böyle baksın. Tamam. Ayrılıklar da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili.
Asel'den. Bir hafta sonra. Bu hafta resmen benim için bir kabustu. O adamı düşünmeden edemiyordum. Sanki her an karşıma çıkacakmış gibiydi. Bu bir korku değildi. Sadece neler yapacağını tam kestiremiyordum. Anladım, korkmuyorsun sen ama genel bir gerginlik var yani. Kız cerrah olamaz, sürekli titriyor. Kızın tıp okuduğunu biliyoruz ama tıpta ne okuduğunu bilmiyoruz. Ben de merak ediyorum. Yanımdaki sandalye çekildiğinde kafamı o tarafa doğru döndürdüm. Aras'ı görmemle kaşlarım cadıldı. Onu bu bir hafta neredeyse hiç görmemiştim. Birkaç defa karşılaştığımızda hiçbir şey demeden işini yapmada devam etmiş, beni görmezden gelmişti. İnsan bari selam verirdi. O kadar yardım etmiştim. Elbise aldı, aldı ya lan sana. Aga. Vurularak öldük ya. Patlarımız kaçtı. Elimdeki kahveyi dudaklarımın arasına götürüp içtiğimde bakışlarım karşımdaydı. Çocuk parkı en sevdiğim yerdi. Çocukların bulunduğu, güldüğü, hayaller kurduğu, eğlendiği her yeri çok seviyordum. Çocuk denilen varlık hiç şüphesiz ki masum olandı. Koluma dokunulduğunda irkilip geri çekildim. Aras'a baktığımda tek kaşımı kaldırdım. Merhaba dedim, duymadın. Konuştuğunda tebessüm etmeye çalıştım. Günler sonra aklına gelebildim demek. Ona dönüp, yo duydum ama cevap vermek istemedim demek istesem de farklı şekilde cevabımı verdim. Bu aralar iyi değilim ya, finaller bir de staj biliyorsun işte de çalışıyorum. Kahve kutusuyla bakışırken aklıma gelmiş gibi sevindim. 2 gün önce bir iş bulup çalışmaya başlamıştım. Haftanın 4 günü çalışacak ve günü birlik paramı alacaktım. Aslında seninle konuşmak istiyordum ama gelemedim yanına. Kahve kutusundan gözlerimi çekip onun çekingen mavi gözlerine baktım. Neden dedim. O gün çocuklarımızdan bahsederken hiç utanmıyordun ama Aras Bey. Savaş abi yüzünden çekindim diyelim. Senin başına bir şey gelmesinden korktum. Al işte. Ben biliyordum bu işin içinde savaşın olduğunu. Niye ki, ne yapabilir bana? Kendi kendine gülüp gözlerime baktı. Onu bilmezsin sen. İnsanlarla iletişime çok geçmez. Hatta hiç geçmez. Kimseye güvenmez, haz etmez. Ve o akşam büyük ihtimalle sana da güvenmedi. Yutkundu ve tekrar konuşmaya başladı. Seni araştıracağını ve senin nasıl biri olduğunu ortaya çıkaracağını söyledi. Dediğinde sinirlendim. Allah Allah. Sinirden güldüğümüzde derin nefes aldım. Galiba bu oyun sandığımdan biraz daha sürecek Asel. Dediği son cümlesiyle içtiğim kahvem boğazımdan geri gelip kahve kutusunun içerisine boşalttım. Kahve kutusu mu? Starbucks bardağı mı? Ne yani o? Bizi bu çocukla biraz daha sevgili olacaktık. Artı Savaş Karasoy'la sürekli burun burnu olacaktık. Yok kral, sağ ol. Ben canıma susamadım. Vallahi böyle yazmış ya alt tapçılar. Tamam yardım edelim dedik ama git benim boğazıma ipi aşıp it de demedik yani. İyi misin? Ondan gelen soruyu eş geçip asıl konuya geldim. Nasıl iyi olabilirim? Bana bir gün dedin. Ne demek uzayacak? Kafasını kaşıyıp bakışlarını kaçırdı. Fazla sürmez, merak etme. Sadece oyun olmadığını savaşa inandırmak gerek. Sonrasında ayrıldık yalanına inandırırım ama şimdi ayrıldık dersem oyun oynadığımızı anlar. Ve bu ikimiz için de hiç iyi olmaz. Bana böyle bir şeyden bahsetmemiştin, farkındasın değil mi? Sinirden kudururken o sakince oturuyor, beni dinliyordu. Biliyorum, farkındayım ama ben de savaşın böyle tepki vereceğini bilmiyordum. Sonuçta kendisi pek umursamaz biridir. Senin de ciddi düşündüğüme inanmış olacak ki araştırdığını söyledi dedi. Ya kesin ondandır Aras. Bilmiyorsun tabii sen nasıl bir manyak olduğunu. Ah, kıçımın üstüne oturdum. Hey, kesin ondandır Aras. Bilmiyorsun sen tabii nasıl bir manyak olduğunu. Cam var mı acaba ya? Aa, var. Bandaj. Kıçımızın üstüne oturduk ya. Serhat Öz, affet koruyamadım dedi. Serhat hiç sıkıntı değil ya. Edebiyat şahidi olmanız yeter. Burada bir çalı bulayım da yatayım. Tamam o zaman. Savaş Karasoy oyun istiyor da istiyorsan her zaman buradayım. Sana dün de bugün de aynı şeyi diyeceğim. Ben kaçmayacaktım. Aras'la hastaneden çıktığımızda karşımızda bizi bekleyen bir sürpriz olduğunu bilmiyorduk. Savaş Karasoy. Hay ne Savaş Karasoy'muş be arkadaş be. Hiçbir şey gelmemiş aklına yazarın.
Temp Tempington hoş geldin. Ay mavinin dışındaymışız bu sefer de. Üf, yine Savaş Karasoy geldi. Bu da ne biçim mafya arkadaş? Mafyaların mafyası. Ha? Bu ne arkadaş? İşin gücün yok mu senin adam? Arabasına yaşlanmış, tüm dikkat çekiciliğiyle bize bakıyor ve sinsi gülüşüyle bizi izliyordu. Aras direkt elimi sıkıca tutarken ben ona bakmadan yürümeye devam ettim. Hadi bakalım oyun başlasın. Abi sen neden geldin? Aras'ın sorusuna cevap verirken ben sadece ona bakıyordum. Asel ve senle oturup bir şeyler içeriz, konuşuruz diye düşündüm. Ya kendisi sanki normal bir insandı ya bizimle konuşacaktı. Hayret, sokağa çıkabilmiş ne yapıyordu acaba? Kendisine bakıp konuşunun kafasına mı sıkıyordu? Aklıma gelenlerle gülümseyip Aras'a döndüm. Canım bugünkü yemeği iptal edelim o zaman. Abin 40 yılın başı böyle bir şey istemiş, dediğini yapalım, kırmayalım. Aras'a dediklerime karşılaşırken belli etmeden yanağıma öpücük kondurdu. Ne? Aras'a dediklerime karşı şaşırırken belli etmeden yanağıma öpücük kondurdu. Neyi belli etmeden? Öpücüğü mü belli etmedi? Oha fırsatçı it ne olacak? Tamam o zaman bebeğim sen nasıl istersen. Savaş bizi tiksinir gibi izlerken biz kendi arabamıza binip yola çıktık. Arabada sessizce dururken ona dönüp konuşmaya başladım. Bu işe devam edeceksek eğer benim birkaç kuralım var Aras. Mesela beni her canın istediğinde öpemezsin. Aras bana baktı. Tamam, istemezsen bir daha öpmem. Sadece inandırıcı olsun diye yapıyorum. Meraklı değilim, korkma. E bu Aras ilk bunun elini tuttuğunda Bismillahirrahmanirrahim, özür dilerim çocuklarımın babası demişti. Şimdi yanaklar manaklar başladı. Neyse dur bakalım. Sonuç nereye gelecek? Arabayı da sahiplendi mi ne? Arabamız oldu bir anda. Tamam istemezsen bir daha öpmem. Sadece inandırıcı olsun diye yapıyorum. Meraklı değilim korkma. Dediklerine bozulurken Karasoy ailesinin genlerinde bunun olduğunu düşündüm. Bunlar ailecek pislikti. Önüne dönüp yolu izlerken gelmiş olduğumuz kafeye baktım. Burasının onun mekanıydı. Yani benim çalıştığım yerdi. Arabadan indiğimizde Aras'a bu konudan bahsedeceğim sırada Savaş yanımıza geldi. El mecburi içeriye girip bir yere oturduk. Yazarımız el mecburi kelimesinin sanatsal bir şey olduğunu düşünüyor. Demek Savaş'ın planı buydu. İçeceklerimiz geldiğinde kasada çalışan Sinem'i gördüm. Gelmişken ona da merhaba demek istiyordum. Ama önce şu işi halletmem gerekti. Beğendin mi? Sorulan soruyla Savaş'a baktım. Aras'a bakarak sorduğu soruya Aras güzel cevabı vererek onaylamıştı. Burayı Asel de iyi bilir değil mi? Bana yönelttiği soruyla dişlerimi sıktım. Allah diyor çarp şöyle Osmanlı tokadını yapışsın yere namussuz. Öyle mi? Bak bunu bilmiyordum. Aras'ın söylediği sözlerle dudağımı ısırdım. Sen konuşma Soner. Sen konuşma Soner ne ya? Bu ne ya? Chat'te bir arkadaş el mecburi kim Arapça mı demiş. Sen konuşma Soner ne abi? Hiçbir şey bilmiyorum. Ben konuşacağım sırada Savaş Aras'a dönüp konuşmasına devam etti. Sen bunu bilmiyor muydun Aras? Aras bana bakıp sonra Savaş'a baktı. Kafasını hayır anlamında salladığında sıvadığımızı anladım. İyi bok yedin Aras. Allah Allah. Aras'a söylemedin mi burada çalıştığını Asel? İsimler falan çok asabımı bozdu yeter ya. Sen bunları duymadın mı Aras? Duymadım Savaş. Sen ne yaptın Asel? Ne yapayım be Savaş? Aras'la beraber Asel'lerdik işte Hazarlarla gezdik falan yeter ya. Çok kötü ya. Bana yöneltilen soruyla Savaş'a bakıp sonra Aras'a döndürdüm. Üçgen dönüyor böyle sürekli. Ne diyeceğim şimdi buna ben? Aras benim yerime konuştuğunda şaşırmıştım. Aa sen bir kafede iş buldun. Maaş da çok iyi. Geceleri çalışacağım dediğin yer burası mıydı? Aras bana dönüp Savaş'a belli etmeden göz kırptığında yaptığı hatayı düzeltmeye çalıştığını anladım. Evet canım. Abinin eski patronum olduğunu geçen günkü yemekte öğrendiğimde belli etmedim. Sana bunu demeye fırsat olmadı. Kızmadın değil mi? Bana gülümseyip kafasını salladı. Lan Savaş ben bu çocuğa nasıl açıklayacaktım durumu? Artık bana güvenmeyecekti. Neden belli etmedin Asel? Yekta amcamdan mı utandın? Hay Yekta amcanıza ya. Yeterince kötü, yeterince cringe gitmiyor her şey. Yeterince cringe gitmiyor hiçbir şey. Her şey kötü gidiyor. Cringe gitmiyor. Nerede hani nerede? Neyse.
Niye utanayım ki eşimle olacak çocuğun ailesinden? Çalışmak ayıp değil. Ha dur. Savaş'ın sinir bozucu soruları devam ederken kafamı verip gözlerinin içine baktım. Yanlış kişiyle uğraşıyordu. Niye utanayım ki eşim olacak çocuğun ailesinden? Çalışmak ayıp değil. Sadece gereksiz bir bilgi vermek istemedim. Sonuçta sizinle tam olarak tanışmıyorduk Savaş abi. Sondaki kelime baskısı yaptığımda sinirden kas katı kesildiğini anladım. Ne oldu Savaşçık, dilini yuttun? Aras durumu anlamış gibi el koyarak konuyu dağıtırken biz hala gözlerimizle konuşuyorduk. Telefonu çaldığında kalkıp gittiğinde ben de tuvalet için izin isteyip kalktım. Hem bu arada sinemi orayıp selam verebilirdim. Bu sayede Aras'a nasıl bir açıklama yapacağımı düşünürdüm, öyle değil mi? Tuvalete girerken duyduğum sesle girmedim. Ses doğru ilerlerken Savaş olduğunu anladım. Arkadi dönük sinirli bir şekilde bağırarak konuşuyordu. Hiç işim gücüm yok, burada salak gibi onu dinliyordum. Aklıma tüküreyim. Gideceğim sırada duyduğum sözlerle elim ayağım boşaldı. Bu adam katil miydi? Bölüm sonu. Bu hikayeyi hangi şehirden okuyorsunuz? Saat kaçta okudunuz bölümü? Bu ne ya? Algoritma kasıyor bu ha? Bari direkt algoritma tokatından yaz yani. Evet sevgili arkadaşlar. Sert çehre sıkıcılaştı ya. Sıkıcılaştı. Böyle böyle deneyeceğiz. Aradığımız cringe dozu ilk bölümlerdeki gibi değil. Ya Wattpad kitapları güzel başlıyor. Sonra devamında cringe'lerini koruyamıyorlar. Hemen konu şeye geliyor. İşte konuştuk. O bana baktı. Ben ona baktım. Eyvah, Wattpad'e Instagram'a içerik girmemiştim. Telefonu çalmıştı. Trabzonlu gelinde de böyle oldu ya. 3 bölüm cringe'den cringe'e koştuk. 4. bölüm kız evlendi. Hemen fotoğraf çekinmeye falan başladılar. Wattpad kitaplarının başı iyi. Serhat Öz 50 boncuk atmış. Ben hala anlamadım. Kızın mesleğini part time escort mu şimdi demiş. Serhat değil. Kız hastanede bir şey olarak çalışıyor. Aynı zamanda da bazı mekanlarda bir şey olarak çalışıyor. Tam bilmiyoruz. Şenol Çakar 4. ayında. Hoş geldin Şenol. Sevgili YouTube. Wattpad masallarımız ara ara devam edecek. tb.gg/csnhaber adresinden gelip beni izleyebilirsiniz. Telegram grubumuzun linki var açıklamalarda. Telegram grubuna üye olarak yayın bildirimlerini zamanında alabilirsiniz. Şuralarda bir yerde Plays çıktı galiba. Oradan da bakın her şeye. Son olarak diyeceğim şu, Wattpad'e coşuyorum diyorsanız kanala abone olun çünkü bu tarz içerik gelmeye devam edecek. Bir de siz hangi filmleri, şeyleri görmek istersiniz? Son iki tane sorum var. Bu hikayeyi hangi şehirden dinlediniz? Saat kaçta dinlediniz bölümü? Çok teşekkürler. Öpüyorum gözlerden. Görüşürüz.